Efendim, kalıcı makyaj uzmanı Tuğba Efeoğlu Turgut, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Ay, bugün yine güzelleşeceğiz, yaşasın. Yine güzellik tekniklerini öğreneceğiz, kalıcı makyajı öğreneceğiz. Galiba evet. Kaş yapacağız bugün, evet, değil mi? Evet, bugün 3D mikroblading dediğimiz bir sistemle kalıcı kaş dizaynı hazırlayacağız. Mankenimizde. Aman. Onu detaylı anlatacağım size. Ben kartlarımı alabilir miyim Ececiğim? Hatta şöyle geçeyim ben. Aldım. Tamam. Mikroblading yöntemi. Nedir, evet, mikroblading yöntemi? Mikroblading yöntemi çok eski bir yöntemdir aslında. Evet. Cildin üst katmanına yapmış olduğumuz el metodu dediğimiz bir sistemle bir boyama tekniğidir. Ama teknik olarak değişiyor. Daha doğal bir görünüm sağlıyor. Kıl efekti vererek. Buna da mesela 3D diyoruz. 3D görünümü sağlıyor ve müşterilerimiz baktığı zaman da sanki kendi kaşı varmış gibi. Tabii. Doğal bir görünüm sağlıyor. Çok da memnun kalıyorlar. Bayağı bir trend. Bu böyle doldurma gibi değil yani. Değil. Doldurma gibi değil. Bu daha farklı. Şimdi yaparken de göstereceğim. Daha doğal duruyor. O zaman başlayalım mı? Siz başlayalım. Şimdi oraya ufak bir şey, lokal, evet, krem biz, sürdünüz, evet, değil mi? Uyuşturucu bir krem sürdük. Lidocaine tarzında. Müşterimizi bir 10-15 dakika önce bekletiyoruz. Şimdi burada işlem kaşın doğal görünümünü hiç bozmadan yapmak. Çünkü ne kadar kaşımız olursa o kadar da doğal olur. Şimdi önceden Tamara Hanım'ın biz iğnesini açtık. Bizde en önemli işlem hijyen, çok önemlidir. Tabii. Müşterimizin gözünün önünde iğnemiz, boyamız hazırlanması gerekir. Tabii. Ve bizim bu kullandığımız boyalar da organik, inorganik boyalardır. Cilde uyarlı boyalardır. Hiçbir yan etkisi, hiçbir şekilde yoktur. Burada dediğim gibi maksat günlük hayatımızda kaş kalemi kullanma ihtiyacı ister istemez yediklerimiz, içtiklerimiz, evet, hava şartları, doğumlar, kansızlıklar kaşları döküyor. Neler yani neler döküyor. Alım hataları. Tabii burada küsüyor o kaşlar. Allah'ım, bir de şöyle de bir şey var. Yani kaş modası diye bir şey de var. Yani her sene ya da 2-3 senede bir değişir. Hep bunu söylüyorum, işte bir zamanlar böyle Mr. Spock gibi yukarı doğru giden, evet, kaşlar vardı. Uçları olmayan, bir ara böyle ay gibi böyle kaşlar vardı. Efendime söyleyeyim. Daha nelerler işte, kanadı kırık martı kaşı, bak onu hiç unutmuyorum. Bunları sürekli al, uzat, al, uzat, bir süre sonra kaş küsüyor, tabii çıkmıyor o kaş. Aslında en güzel kaş bir uzmana danışarak yüzüne uyarlı, evet, olan bir kaştır. Mesela Tamara Hanım'ın kendi kaşının konseptine, yüz kısmına göre kare oval bir yüz kesimi var. Ona göre düz ama tatlı bir, hafif bir kavis geçen bir kaş modeli olması gerekiyor. Yani şimdi trend diye, moda diye düz kaş olmuyor. Yani. Her şey yakışan. Yakışan, yani yüzüne, evet, kesinlikle katılıyorum. Hani surata hangi model gidiyorsa o olmalı bence de. Yoksa gerçekten çok şaşkın bir surat da olabilir. Bir ifade de insan, evet, bir anda bürünebilir. Kızgın olabilir, üzgün olabilir. Yani hani, değil mi? Kaş ne kadar ifadeyi değiştiriyor. Evet, kaş atalarımız da boşa dememişler yani. Kaş göz gerisi söz. Kaş bütün yüzün ifadesini, evet, değiştirir. Şimdi bizim yaptığımız, önce bir çizim yaptık Tamara Hanım'ın. Kendi kaşının konseptinin hiç dışına çıkmadan. Çünkü demin de bahsettiğim gibi doğal olması gerekiyor yapılan işlemin. Bunda da dediğim gibi el metodu dediğim sistem, mikroblading makinesinle, tek kullanımlık iğnelerle, hijyenle, bunu tek kılın yönüne doğru tek tek çizerek yapılan bir işlemdi. Evet, çok bu acılı değildir. Genellikle onu çok soruyorlar. Ama bu şey zaten kişiden kişiye de değişir bu acı duyma hissi. Yani benim mesela ağrı işim gerçekten çok yüksek. Yani morartıyorum kollarım, sonra ki niye bu, nasıl olmuş bu filan diye hiç ruhum duymaz. Kanadığını sonradan fark ederim bir yere çizmişim. O işte hassasiyetlerde daha çok. Benim hiç mesela yoktur ama kimisi de hakikaten böyle dokununca bile ay falan yapar. O yüzden yani ona göre de belki uygulanabilirdi, uygulanmayabilirdi, değil tabii, mi bu? Tabii, cilt yapısı çok önemli. Biz yağlı ciltlerde mesela bu işlemi katiyen uygulamıyoruz. Cilt yapısı, cilt hassaslığı çok önemli. Ay ne kadar güzel. Tabii el artık alışınca, bir de bu işi yapmak hakikaten sanat yani. Ben hani çöpten adam çizemem yani. Oturacağım da kaş çizeceğim orada. Yani bu işlem hafife alınmayacak. Alınmaması gereken bir işlem. Ben de yaklaşık bir yıllardır yapıyorum ve biz de hala eğitimlere doymuyoruz. Tabii. Hala trendleri takip etmek zorundasın. Tabii. Yani biliyorum diye olmaması gereken, evet, bir şey. Evet.
çok katılıyorum size. Bu arada sizin kaleminiz ne kadar kokoş, içinde taşlar, kristaller filan, aman Allah'ım. Biz bayanlar her yerde bir kokoşluk buluyoruz. Gerçekten değil mi? Ya çok komik. Evleneceğimiz zaman evi işte yaptırıyoruz içini filan. O zaman şey demişti... O zaman müstakbeleşim. Ya Allah aşkına kız evi yapma ne olur, böyle pembeler, fuşyalar, taşlar olmasın. Hani ben de yaşayacağım ya evde, unutmazsan sevinirim falan demişti. Ve aklımdan da geçiyor ya, ay şuraya pembeli fuşyalı bir şey mi alsam? Şu abajuru da taşlı başlı mı yapsam diye. Onu görünce şimdi geldi. Bir evet. Yerlere bir taş koyma durumumuz var bizim. Yani bizim evet illaki bir yerlerde bir süsümüz olacağız. Bir, yani biz bayanlara özel. Evet, ev sonra ne renk oldu? Kahve beyaz. Bari dedik kahve beyaz olsun. Şimdi ev pembe, mor. Değişiyor zaten. Ev sürekli yaşandıkça üstünde oynanabiliyor. Şimdi biz bir sıramızı yaptık. Burada evet. Bir maske sürdük. Ya bu kadar... Çok basit. Yani kısa süren bir şey. Yani saatlerce onu pıt 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 pıt. Şimdi bu demin bahsettiğim gibi ustalık isteyen bir işlemdir. Hı hı. Cilt yapısını iyice bilmek lazım. Yani çok ciddi hasarlar da olabiliyor. Tabii yani. Canım. Kalıcılığı ne kadar bunun? Kalıcılığı cildin yapısına göre de değişiyor. Pigment kalitesine göre de değişiyor. Hı hı. Yaklaşık 8 ay ile 1 yıl arasında müşterilerimiz kullanabiliyor. Demin de bahsettiğim gibi doğal görünümünü sağlıyor. Yani kaş kalemi, kaş farı kullanma derdinden kurtuluyoruz. İki kaşımız, bir de simetri problemlerimiz de var. Tabii. Yani. Bir göz diğerinden daha küçüktür. Aynen öyle. Bir gözümüzle aynı değildir ellerimizde. Maksat burada onu da dengelemek. Hem de iki kaşı da aynı bir şekilde yapmak. Ay bir gün ben oturacağım şuraya ya. Şurada kaşım yok. İki de şuraya atsanıza diye valla. Kalıcı makyaj çok farklı bir sistem. Tabii yaptıranlar çok önemli. İyice araştırması gereken. Özellikle hem hijyen... Programda şöyle sunarım artık. Hem hijyen çok önemli. Ama gidiyor zaten bu şimdi. Gitti evet, bile. Şimdi birinci sıramız geçti. Ben bu birkaç sıra maske, gidiliyor tabii, değil mi? 2-3 sıra eşliğinde yapılması gereken. Tabii hem de yani bakmak için. Tabii. Aa ne kadar doğal duruyor bu şimdi arada. Şimdi kendi kıllarının arasında. Aa evet. Çok farklı. Yani, siz öyle yapmasanız ben anlamayacaktım onun çizim olduğunu. Dediğim gibi bakın şu şekilde, bu birinci sıramız. Öyle bir kanamalı, bir çok şey acılı bir canım. İşlem değildir. Şöyle canım. Aralarda gidiyor. Evet. Bu şekilde tek tek yapılan. Maksat işte dediğim gibi araları doldurmak. Şimdi ikinci turumuzu da yaptıktan sonra müşterimiz rahat bir şekilde. Bitti. Gerçekten şöyle eğildim üstüne bakayım diye de valla kaşı kaldırmasa anlaşılır gibi değil. Evet. Güzel bir doğal bir görünüm sağlıyor. Peki zaten bunu bu kadar hani 6 ay 1 sene mi dediniz? Evet. 1 sene. 8 aylı 1 sene arasında kullanabiliyor. Bence daha da iyi. Yani hakikaten belki sıkılabilir, belki işte başka bir şey olabilir ya da yeni bir teknik çıkabilir. Tabii tabii, değil mi? Sürekli zaten trendlerimiz değişiyor. Yani tekniklerimiz değişiyor. Hı-hı. Sadece maksat burada işte dediğim gibi daha az sürede daha güzel de kullananlar özellikle bunu o şekilde istiyorlar. Ben kullanayım ama bir sene kullanayım, 8 ay kullanayım ama doğal. Tabii. Bir seneye ne çıkacağını da bilmiyoruz. Sürekli tekniklerimiz peki, değişiyor. Bir şey daha soracağım. Sen renk önemli mi kullandınız? Renk çok önemli. Demin bahsettiğim gibi pigmentoloji çok önemli. Kullanılan boya çok önemli. Hı hı. Yani organik, inorganik olması lazım. İster istemez cilde uyarlıyoruz. Tabii bunu. Tabii. Herhangi bir alerji reaksiyonu olmaması lazım ki... İster istemez ciltte reaksiyon gösterebilir. Tabii, kötü bir sonuçla karşılaşmıyor. Evet. Ama mesela sarışın bir hanım geldiği zaman tabii ki ona uygulanacak renk daha farklı olur değil tabii, mi? Tabii herkesin farklı. Mesela Tamara Hanım'ın ben daha önceden incelediğim için ona göre kendi küllü renklerinden ayarladık. Hı hı. Bir sürü kahverengi çeşitlerimiz var. Var. Cilt yapısına göre de o kahverengi çeşitleri de döndürebiliyoruz. Kırmızı ciltlere başka kullanıyoruz. Çünkü tabii. Renk
Şimdi müşterilerimiz rengi direkt renk olarak görüyor ama onun bir de ciltle birleşmesi tabii. Sonucu var. İşlemden şurada gördüğümüzde. Evet. Şu mesela şu anda maske yapıyoruz ama sildiğimiz zaman daha doğal. Derinin altında başka duracak o. Neden onu sordum? Çünkü bir ara hani bir zamanlar yapılan o kaşlarda bir çıkıyorduk bir hafta kapkara böyle sanki oraya simsiyah boya sürmüşsün gibi falan gezilirdi. Nasıl bir mağduriyet. Bir hafta çıkamazdık evden. Allah'ım şu siyahlık bir gitsin de falan derdik. Ben, evet şimdi ama o günlük hayatımızı zorlamıyor Derya Hanım. Çünkü hiç makyaj yapıp çıkabiliyor. Herkes iş hayatına da rahatlıkla devam edebiliyor. Tek derdimiz buydu. Ay şimdi kaş yaptıracağım ben bir hafta evden çıkamam. Bir de o kabuk yapacak. Efendime söyleyeyim bir de o kabuklar dökülecek. Böyle kapkalın bir kaş. Yok bunda öyle bir şey yok. Şimdi bunda normalde bu işlemi yaptıktan sonra dediğim gibi normal kendi direkt hayatımıza geçebiliyoruz. Ama yine de kendisine özel kendisine özel boya kullanmamıza rağmen ciltte herhangi bir reaksiyon olmasın diye ona göre kremlerimiz var bakım kremlerimiz. Onu zaten bir hafta boyunca kullanıyor. Sonra normal hayatına geri dönüyor. Gayet de doğal bir şekilde de devam ediyor. Az kaldı bizim işlemimizde. Ay ne güzelmiş ya bitti bile. Evet. Şimdi kalkacak kaşı var. Evet. Ben de kaşsız devam edeceğim yayınım. Size de yapalım yani. Vallahi bir gün yatacağım buraya. Yok yok bu sefer bana yapın yeter. Hep bir tane model geliyor. Benim üzerimde deneyin diye şuraya oturmazsam ne olsun. Bunu da bilin yani sayın yönetmenim. Şimdi burada bir de şey de var, simetrimiz de var demin bahsettiğim gibi. Sırf o yüzden de gelenler oluyor. Simetriyi de dengelenmiş oluyor. Rötuşlu mütuşlu oralara değil mi? Yani hani kaşların iki kaşın birbirine uyumuna, göze vesaire hepsine bakılması lazım. Yani oraya sadece iki tane çizgi çekmiyorsunuz siz. Ondan diyorum tasarım. Sanat işi, tasarım. Yani kaş tasarımı bu ve çok çok daha önemli bir şey. İki tane çizgiyle kaş olacak olsa zaten boyarız kalemle. Çok zor. Yani dediğim gibi bir kere eğitim almakla değil sürekli eğitimler alınması gerekiyor. Evet. Çünkü insan yüzü, insan şimdi özellikle biz bayanlar yüzümüze çok değer veririz. Aynaya baktığımız zaman pişmanlık yaşamamamız lazım. Tabii. Yaptıran kişiler de aynı şekilde. Yapan kişiyi iyice takip etmeli. Bana gelen mesela müşterilerime de söylüyorum. Bak bakalım bu bayan ne yapıyor, ne ediyor, 6 ay takip et. Nasıl, memnun mu, değil mi? Bizim en büyük asıl reklam değil. Tabii. Evet, en büyük reklam sizler yani müşterilerimiz bizim için. Evet. Çünkü ayaklı reklam diyoruz biz onlara. Tabii. Bakıldığı zaman ay Ayşe'cim. En çabuk yayılan haberler fısıltı gazetesinden çıkarmış. Aynen fısıltıdan. Herkes birbirinin kulağına öyle yayılırmış. Aynen şimdi Ayşe çok güzel olmuş dediği zaman ne oluyor ister istemez sizin de işiniz oluyor. Çok severim onun için, bunu. Evet. Bir şeyin duyulmasını istiyorsan birine fısılda. Hop, bir de aynen. Fısıltı gazetesi. Bir de işlem yaparken de müşterimizi yani yaptığımız bayanı kendimiz onun yerine koymak zorundayız. Yani onun gibi hassas düşünmek zorundayız. Yani sizin bir kere bu eseriniz. Bir sanatçı olarak eser, herkes de eseriyle gurur duymak ister. Evet. O yüzden de çok haklısınız, hak veriyorum. Memnuniyet karşı tarafta, her iki taraf için de geçerli olmalı. Şimdi biz iki tur yapıp... Bu taraf bitti mi şimdi? Bitti. Bu taraf vallahi da bitti. Bitti bile. Yani şu birkaç dakika içerisinde bir tane kaş bitti. Evet. Müşterimizin de demin dediğim gibi hiç doğallığını bozmadan... Bu şekilde ben evet ya şimdi kalkıp bir arkadaşıyla yemek yemeye gidebilir mesela hanımefendi şimdi ne kadar şimdi kıl güzel. Şeklinde çiziyoruz buradaki yöntem. Kıl gibi görünüyor. Evet. Yani kendi kaşının içinde de kendi kaşının yönüne doğru da yapıyoruz. Gayet de doğal bir görünüm sağlıyor. Demin dediğim gibi Tamara Hanım'ın daha önceden rengini saçının, kaşının rengine göre ayarladık. Hı hı. Bunu her türlü rengimiz var. Esmerlere farklı var, sarışınlara da farklı var. Evet. Bu eski zamanlardaki gibi kabuk kabuk atmıyor. Heh, ya o çok önemli işte. Yok kepek, hafif, zar tamam, şeklinde canım, atıyor. Tamam canım o normalde cildimiz kuruduğunda bile olur bir hepimize yani. O önemli değil. Hayat kalitemizi düşürmeyecek. Bitti mi? Bitti. Ya maşallah bu arada Tamara Hanım çok güzelmiş. bu kadar doğal bir kaş da yani... Şöyle göstereyim evet. Ben size. Hatta kameramız görsün ben görüyorum şöyle. Buradan da. Görebiliyor musunuz? Ve bitti yani kaş.
Genellikle müşterilerimiz çok canı yanacağını ve kanayacağını düşünüyorlar. Hiç. Ama öyle bir şey acıdı yok. Acıdı mı? Tamara Hanım'a da soralım. Ben mikrofonum şurada kalmış, bir saniye alayım mikrofonu. Aynadan da Tamara Hanım'a da gösterelim. Evet, ne oldu? Acıdı mı? Acı var mı? Yok, hayır, kesinlikle hiç acımadı. Ay, inanılmaz güzel oldu bu. Ya insanın bakışlarını falan değiştiriyor. Gayet çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Bir şey değil. Kaş göz gerisi söz diyoruz. Evet. Kaş bütün ifadeyi ya değiştiriyor. Ya hakikaten kızarmadı yani, bile ya. Yok, ne kadar güzel işte, ki beyaz tenlisiniz evet. Sizden normalde yani böyle. Yani hiç hissetmedim bile diyebilirim. O kadar hiç acımadı. Gayet çok güzel. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Vallahi sizin de elinize sağlık. Teşekkür ederim yardımcım. Şu microblading olayı evet, bu iyiymiş bu. Yaklaşık bir dediğim gibi daha önceden de bilinen bir sistem aslında. Hı-hı, eski hı-hı. Sistemlerden el metodu dediğimiz bir sistem. Ama dünya çapında bir buçuk yıldır daha çok trend yaptı falan. Evet. Dudak da yapıyorsunuz evet, bildiğim kadarıyla. Kalıcı makyaj uzmanıyım normalde. Deyince, evet, kalıcı makyaj uzmanıyım. Ayrıca eğitmenim. Kalıcı eyeliner de ya hem bir eğitmensiniz hem de siz eğitimlere de devam ediyorsunuz eğitim evet. Almaya. Budur işte. Benim en sevdiğim şey şimdi, işte bu mantık. Yaklaşık bir ay önce Rotterdam'daydım dünya çapında. Kalıcı makyaj festivalindeydim. Orada da hatta yarışmaya da girdim. Kupayı alamadık ama Türkiye açısından derece aldık. Belgemizi aldık. Güzel, bu da çok güzel bir şahane. Şey. Dünya çapında. Eğitimlerde sınır olmaması gerekir. Evet. Yani elimize de gelsek. 20 yılda olsa yine eğitimler eğitimdir. Her şekilde her üstattan ayrı bir bilgi her zaman zenginleştirir tabii. Her şeyimizi. Ve müşterilerimizi de bu şekilde daha da memnun ederiz. Farklı farklı müşteri çıkacak karşınıza. Her insanda bir dil, o yüzden eğitim doğru söylüyorsunuz. Evet, her türlü. Dudak evet, için. Evet, dudak mesela bende de var şu anda kanaldan dolayı makyaj yaptığım için. Benim genellikle müşterilerim bilir. Burada simetri bozukluklarından ya da kansızlıktan ya da genetik olarak morarma, kahveleşmiş dudaklar oluyor. Burada kalıcı ruj dediğimiz pigmentoloji ile cildin yine aynı şekilde üst katmanına bu ama makine sisteminde yapılan kalıcı makyaj makine sisteminde yapılır. Bir boyama tekniğiydi. Birçok renklerimiz vardı. Tabii müşterinin ve benim hangisi uygun olursa ona tabii karar veriyoruz. Cilt tipi çok önemli bizim için. Analiz yapıyoruz zaten işlemden bir gün önce bir demo görüşmesi yapıyoruz. Ona göre çiziyoruz, gösteriyoruz. Bu olacak, bu olacak, bu olacak ya da olmayacaksın. Mesela bayan geliyor dudaklara böyle. Hmm. Çok ince. Biz onu doktor beylere yönlendiriyoruz. Çünkü bazı olaylarda biz tıkanıyoruz. Kalıcı bunu makyaj. Genellikle işte dediğim gibi pigment kayıplarında, kansızlıklarda, morarmış, kahveleşmiş dudaklarda. Bir de ayrıyeten de eyeliner yapıyoruz biz. Kalıcı eyeliner. O da çok büyük bir rahatlık. Zaten sabah çok. Mihter Ziyagil gibi uyanırsın. Hiç makyaj yok ama full makyaj var değil evet. mi? Biz genellikle onu çalışan bayanlar. Ben de günlük hayatımda normalde beni tanıyan müşterilerim de bilirler. Hiç makyaj yapmam günlük hayatımda. Saçımı normal bir topluyorum. Çünkü çok yoğun bir tempoyla çok, çalışıyoruz. Evet. Vakit bile bulunamıyor evet, genellikle bazen. Genellikle çalışan bayanlar çok tercih ediyorlar. Tuğba bir maskara sür çık. Ya günlük hayatını o kadar çok kolaylaştırıyor ki. Evet. Böyle yazın hiç. Evet. Bu da mesela kirpik diplerini de yapıyoruz. Oo, daha iyi tabii. Olsun. Şimdi yaz geliyor bir de. Ay. Yani büyük kurtarıcı. Şimdi plajlarda tamam bir vücudu forma soktuk filan ama hani şöyle bir kirpik diplerinde hafif bir sürme olsa ne bileyim dudağı hiç ruj sürmeden dudaklar böyle kiraz kiraz görünse efendime söyleyeyim değil mi? Bir de takma kirpik tak. Bu tam olur işte o çıkmayanlar var ya. İpek kirpiklerden İpek kirpik. O da olur. Evet bu günlük hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Biz bayanlar için hep bayanlar diyoruz ama erkeklerde de oluyor. Tabii. Şimdi saç simülasyonu da yapıyoruz biz mesela. Hı-hı. Kendileşmiş saçlarda da. O derinin o taraflarına yağ tabii yağlı olan deri kısımlarına saç görünümüne efektler yapıyoruz. Aynı bu metotla. Bunun gibi. Aynen. Saç ekimi yaptırmak istemeyenler de oluyor hı-hı, çünkü. Hı-hı. Bunun da yaklaşık her cilt yapısı ayrıdır mesela. Kaşı normalde kalıcı makyajla bir yıl
en fazla 2 yıl kullanırsınız. Gözü 5 ile 7 yıl kullanırsınız. Hı hı. Dudağı da 2 ile 3 yıl. Yine de pigmente göre değişiyor. Tabii tabii. Yani en önemlisi asıl cilt diyoruz. Çok teşekkür ederim. Geldiğinizde diğer yaptığınız işlemleri de daha detaylı konuşuruz inşallah. İnşallah. Biz o zaman ufak bir ara verelim. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim Derya Hanım. Az sonra Çok Yaşa Kaldığı Yerden devam edecek.